İlk önce Hanımefendi'ye bizleri de yalnız bırakmadıkları için yine bu gelmesimize de teşekkürlerimizi arz ediyoruz diğer kardeşlerimizin adına. Hepimiz yine her geçen yıl olduğu gibi çeşitlerimizin artarak devam ettiğini görüyoruz. Standlarımızı gezdiğinizde Anadolu motiflerimizi de yaşatmaya çalıştığımızı, anneannelerimizden kalan başörtülerinden, mutfak eşyalarından her çeşidi görebiliyoruz rahatlıkla. Satışlarımız güzel devam etmekte. Kardeşlerimiz bizi bu güzel günlerde yalnız bırakmamakta. Organizasyonda her sene geçen seneye oranla biraz daha fazla katkılar oldu. Sponsor kardeşlerimiz sağ olsunlar, yardımlarda bulundular sonuna kadar. Herkes gönül deryasını sonuna kadar açtı. Teşekkür ediyorum yeniden. Hiç kimsenin çıkar ilişkisi olmadan herkes gönlünden kopanları yapmaya çalıştı. İnanıyorum ki bu manevi hazı ancak yaşayanlar anlayabilir. Evlerimizin vazgeçilmez dekorlarından gördüğünüz gibi hem Anadolu motifleri hem de çiçeklerin güzel bir şekilde burada sentez oluşturması çok güzel. Özellikle oturma odası için kullanmış olduğumuz takımlarımız güzel onlarla beraber. İslam Kültür Merkezlerine çok teşekkür ediyoruz. Tüm gençlerimizle, bay ve bayanla iki günden beri hizmetteyiz ve iki gün daha sürecek. Sonuçta gördüğünüz gibi burada hanımlarımız el işlerini sergilediler ve aşağıda da tekrardan her bölümde yiyecek ve içecek bay ve bayanlar grill açısından da aşağıda hizmet vermekteler. Kermesi çok güzel organizasyon yapılmış. Herkes için herkesi bekliyoruz kermesimize. Bir sürü çeşitli şeylerimiz var burada. Eşyalarımız, pastalarımız, böreklerimiz, sarmalarımız, salatalarımız hepsini bekliyoruz. Ben hepinizin cani gönülden yapmış olduğunuz yardımlarından dolayı sizlere tekrardan hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyorum. Hüseyin hocamıza da teşekkür ediyorum diğer kardeşlerimiz adına. Diğer kermeslerimize tekrardan görüşmek dileğiyle. Kermesimizin sağlık konferansı bölümünde bulunmaktayız. Bizler haftalardır cemaatimize, halkımıza böyle bir sağlık konferansımızı düzenleyeceğimizi ilan etmiştik. Sağ olsun cemaatimiz kadınıyla erkeğiyle katıldılar. Şu anda bekliyorlar. Doktorlarımız da Allah razı olsun bizleri kırmadılar, geldiler. Şimdi ben en güzeli hem kermes organizasyonumuz hakkındaki hem kendi programları hakkındaki görüşlerini, fikirlerini beyan etmek üzere mikrofonu doktorlarımıza takdim ediyorum. Salih Bey, sizlerle başlayalım isterseniz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Burada programı organize eden Kültür Verein zur Förderung olan cemaat olarak biz tabii yıllardan beridir bu toplumun ve bu derneğin içerisinde olmak üzere sık sık yapılan bu kermes programına az, küçük de ve büyük de olsa bazı katkılarda bulunuyoruz. Buradan hocalarımıza ve katkıları bulunanlara hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ve biz de toplum olarak Türklerin daha çok yani bu konuda yer alması için sadece Türkler değil yani Almanlar da dahil olmak üzere bu tür etkinlikleri her yılda yapıyoruz. Bunun için de burada bulunan cemaatimiz olsun, hocalarımız olsun hepsine yine huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında bugün burada şeker hastalıklarıyla ilgili şeker hastalığının başlangıcı, şeker hastalığı nasıl oluşur, şeker hastalığının nedir ve nasıl belirtileri var, artı diyetle ilgili diyet uzmanımız, yanında doktor arkadaşımız en güzel şekilde, en güzel bilgileriyle burada olan cemaatimizi ve hastalarımızı anlatacak. Yalnız bunun yanında kısacası şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığının önemi. Bunun yanında diyet uzmanımız en güzel altın bilgileriyle burada halkımızı bilgilendirecek. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuda ben diyet uzmanımız Memnun'u Hanım'a veriyorum. Oldu, merhaba. Çok teşekkür ederim böyle bir sunumu hazırladığınız için. Ştöken'deki cami ve kültür faaliyeti olarak bu yönden de halkımızın fazla ihtiyacı olduğunu diyetisyen, beslenme uzmanı ve diyabet uzmanı olarak bildiğim için böyle bir toplantının yapılmasından çok çok memnun kaldım. Ve ileride de bu tip sunumların hazırlanması ve halkımızın da bilgi alması için çok çok iyi bir program olduğu için çok çok seviniyorum ve teşekkür ediyorum size. Ben de öncelikle böyle bir organizasyonda bu Ştöken Camii'nin
Kültür Merkezi'nin düzenlemiş olduğu ve bu organizasyonda sağlık adına da bir sunum yapılmış olmasından çok ve davet edilmiş olmamdan çok memnunum. Kendi adıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bence Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımız kendi hastalıkları veya Türk hastalarımız kendi hastalıkları hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değiller. O nedenle onları kendi dillerinde, ana dillerinde bilgilendirmek bence büyük önem taşıyor. O nedenle bugünkü burada yapılan sunumun büyük önem taşıdığına inanıyorum ve tekrar herkese bu organizasyonda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum. Bir konu daha arz etmek istiyorum. Burada bulunan Türk vatandaşlarımızla ilgili sık sık ben kendim hastanede olduğum için bunlardan sık sık problem oluyor ve sık sık şikayetler alıyoruz. Bunlarla ilgili Hannover içerisinde ve Hannover çevresinde Türklere yönelik bir özel hastane projemiz de var. Bu özel hastane projesini komple A'dan Z'ye her şeyle Türk hastalara yönelik. Tabii sadece Türk hastalara değil, yani tüm yani çevreden Alman hastaları da, ama çoğunluk %80'i Türkleri kapsayacak şekilde Türklerin örf ve adetlerine uygun bütün kühyesinden tut aslında zesine tüm personeli Türk olmak şartıyla komple yapmak istiyoruz. Bu konuda da tüm halkımıza duyurmak istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyorum. Aşağı yukarı bugün yapacağımız sunum hakkında size Salih Bey bilgi verdi. Ben sadece kısaca tekrar söylemek istiyorum. Öncelikle şeker hastalığı hakkında bilgilendireceğim. Şeker hastalığı nedir? Nasıl oluşur? Nasıl açığa çıkar? Belirtileri nelerdir? Nasıl tanısı konulur? Ve nasıl tedavi edilir? Onları konuşacağım ben kendi bölümümde. Daha sonra ikinci bölümümde Memnune Hanım sizi diyet konusunda bilgilendirecek. Bir de şeker hastalığının komplikasyonları hakkında, ileri dönemdeki kötü sonuçları hakkında sizi bilgilendirecek. Memnune Hanım'ın sunumundan sonra da sizin için burada bizim özel şeylerimiz var. Küçük kitapçıklarımız var veya defterlerimiz var. İsteyen şeker hastaları bunları alabilir. Buraya şeker hastaların kan şekerini düzenli olarak ölçen insan kimseler, hastalarımız isterse buraya düzenli olarak not edebiliyor. Onun dışında ayrıyeten şeker aletleri dağıtacağız sizlere. Bu şeker aletlerin kullanım kılavuzları da burada bulunuyor. İsterseniz onlardan da alırsınız. Size kartlar dağıtıldı. Oraya isminizi, adınızı, soyadınızı, adresinizi yazdınız. O kartları verirken hem şeker aletini alacaksınız hem de isteyen buradan o şeker aletleriyle ilgili kullanım kılavuzunu alabilir. Onun dışında da isteyen burada kan şekerini ölçtürebilir. Ja, Sie haben uns eingeladen und wir sind gern gekommen. Und wir fühlen uns auch hier von Ihnen sehr gut aufgenommen und sehr gut bewirtet. Das haben wir gar nicht erwartet und wir sind auch nicht gekommen, um hier zu essen und zu trinken, sondern um Ihre Einrichtung kennenzulernen, um die Moschee kennenzulernen und die Leute, die hier immer kommen, kennenzulernen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn noch mehr Nachbarschaft hierher kommen würde. Das, glaube ich, wäre ein gutes Zeichen für den Stadtteil. Ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Şu anda Stuttgart bölge muhtarımızı bu kermesimizde ağırlamış olduk. Davet etmiştik, davetimize icabet ettiler. Geldiklerinden
çok memnun olduk. Kendisi de çok memnun olduğunu